Duyuyor musun beni? Torunum ne oldu için hiçbir şey beklemeden. Ben yeşimlere gidiyorum kahve içmeye. Ben de anneannemlere gidiyorum kahve içmeye. Hadi görüşürüz. Akşama bay bay. Akşama denk geleceğiz. Hadi. Dikkatli bay bay. Kullan bak. Agresif kullanıyorsun. Hadi. Agresif kullanıyorsun. Hadi lan. Yavaş kullan. Gömleği almadın. Gömlek. Hangi gömlek? Değiştireceğin gömlek. İçinde. Bütün malzemesi de içinde. İki defa çıkarız bizim evden. Fix Umut yani. Baba, değiştirmeden gelme. Değiştirmeden eve gelmeyeceğim. Alacaksın. Medium alacağım. Benim vücudumu Atan'ın vücudu zannetmiş. Halbuki ben Atan'dan çok daha kaslıyım Atan. Bunu da sen de biliyorsun. Dananananım dım dım dananım dım ananeciyim. Dur anneanne. Ya nasıl özledim? Süslendim seni. Anneanneciğim iyi göresin. Çok da güzel gördüm seni. Gayet de şık olmuşsun. Aman da aman. Buzsuz krep. Aa, yumurtayla yapar. Abi şey göstermedi nasıl sos yapıp kızarttığını. Şeyle yaptı ama. Şeyle yaptı. Şeyler tanımışsın. Buldacın. Bütün... Sosla mı için? Hayır, fırına verdi. Yağlı kağıt koyup altına ezilmiş kalmış. Hani buzdolabında kalmış meyvelerin hepsini dilimledi. Fırına verdi çıkardı. Üzerine hafif toz şeker ekti. Böyle puding gibi ama hiç üzerine ne un ne bir şey. Öyle koydu çıkardı. Ama sonra çıktıktan sonra üstüne bir şey ekti mi göremedim. O bunlar geldi ya. Kabuktan ayırdı çıkardı içine. Buldurcun yaptı. Ha hazır. Hadi o zaman. Hadi, hadi çaya. Yardım edeyim mi anneanne? Hayır, o kendi gitsin istiyorum ben yahu. Anneanne otur da bir yüzünü görelim. Bak şey bizde var. Gidi onlar şey yapınca hepsini birden. Yani diyor ki ikinci el araba alırken kazıklıyorlar. Bir üç kağıt kurmuşlar ikinci el araba alanlara. Bakın abi noterden satmayın yoksa noterden almayın diye. Ulan noterden satın, başka yerden satın. Noter. Et yok gecikti yok bunun ne? Anladın mı? Böyle zehir gibi. Şu camı sinek vardı ya açtım. Büyük sinek geziyordu. Çıktı çıktı. Yok çıkmadı. Açın açın açın. Belli oluyor. Dedem güzel götürüyor. Aradan çekim arasında cuk atıyor orada. Gitti hiçbir mal bulamadılar ya. Bilmeyen bir adam. Hayırlısı diyorum ben ya. Olmaz insan iki de kurtulur. Geçen sene düğünde yeni bir takım elbise aldım ona. Ne aldık sana? Elbise. Tek bir ceket, tek bir siyah pantolon aldım. Onu hiç giymedi daha. Doğru zamanı bekliyor dedem. Bu şimdi giyilir mi? Bu şimdi giyilir mi? Bu şimdi giyilir mi? Burada mı giyeceğim? Orada mı giyeceğim? Kutuda işte gülüyor, ayakkabılar kutuda. En sonunda şişmanlıyor, ayağına girmiyor. Dedem bu konuda sessiz. Yok bir şey diye bak çıkaracağız görecek ya nelerim var. Bir dolap elbise çıkarttı biliyorsun işte senin elinde. Şu an sahip şey konuşuyorum. 10 sene almış olduğun bluzun üstünde daha etiketi duruyor. Giymemiş. Kim? Benimkini söylüyor şimdi. Allah'ım yarabbim. Allah sana dert vermesin abi. İnşallah Allah seni o geride bıraktığın... Ama giyecek hiç zamanım olmadı. Aldım ve hastalandım. Şimdi olan sırf bunun elbisesi var. Bak bunu ne diyorum yalan. Mesela kız yerde söylüyor, söylesem. Diyor ki niye açmadık? Senin yanında söyledi, sen artık... Ben 3 saat televizyonla uğraştık. Televizyon neyi bozuldu? Kablo. Kablosu mu çıktı? Yani servisi mi? Kızla dedim biz ne yapabiliriz dedi. Uydu çıçak. Sonra ben bir uyuştum. Bir kumanda üç kişi de her yeri korucular. Neler çıkıyor neler. Şimdi as kablodan dokunmadan as diyor. Asacağız yok toz var diyor. Biz gidip tozun silin. Tozun silerken bir daha gitmişler yok diyor. Tozuna, hayır diyor tozunu alalım öyle koyalım. Derken yine bozuldu tabii tozunu alınca. Gene gitti baştan. Dokunmadan asmak istiyoruz biz tozu. Buralarında al buralarında. Tozda olduğu için göstermiyor. Helal. Uçak getirdim. Sonra diyorlar ki sıkılmıyor musun? Biz sıkılmıyoruz ki nasıl bunlar olmasın. Saatlerin külü yoksa o saatler bu saatler ayak. Tek değil mi? Senin de yatak odasının külü yapamadı olmadı diye. Makine vurdun.
Bozdun mu makineyi, ne yapayım? Hangi makine bozuldu yine? Çözdük zaten ya. Yatırmış. Bir tek o kaldı, yapılmadı. Onu bütün yaz boyunca gelip gidip yapamıyorum. Alıp neden sen götürmedi bir saatçiye, büyük çekmeceye? Evet, götürdüm. Büyük elinde taşıyamadı. Ya hayır. Onun bir yere bir şey yok ama. Hiç sesini çıkartmadan çekip. Yalan edeyim ya. Gördük. Bugün böyle çok keyifli bir çay sahne. Canım benim, güle güle canım. Yemek sefansı yaptık. Anneannemden herkese selamlar. Dedeciğim, gel seni de öpeyim. Haydi. Kendine iyi bak. Gene ben gösteriden sonra gelirim bu sefer. Yani. Hadi güle güle. Hiç değişmez yani. Bak tepeye çıktı. Sera'nın yoluna çıktı. Dur ya. Bu kadar mı? Annemin evi yazan bıçak çıktı. Konfetiler patlasın. Üçlü çeksin. Hadi. İki kere bir daha. Seni bile konfet. Bekle. Dur oğlum, bekle. Mumu kaybet. Niye mumu kaybediyorsun? Senaryo. Ay evet. Ay. Ay. Lütfen kaçmasın. Ay. Vay anasını be. Hatta bir konuşma yap bari bir küçük şöyle. 8 olup daha devamı gelmesin işte, 18. Kalsın orada. Sen şimdi hala legal değildin hiçbir şey. Hayır. Sadece kayıtları geçsin istedim. Yani. Seneye bundan sonra ehliyet alacak falan. Artık. Tabii. Abisi evet. Çalıştıracak. İlk birasını seneye içireceğiz bundan bir sene sonra. Artık barlara girebilecek. Merak etme, hangi abisini çalıştıracaksın. Aynen. Aman da gel, aman. Gel öpelim seni, gel. Hadi bakalım. Paşaların paşası. Gel seneye. Paşaların paşası. Hadi ben size bıçağı nasıl bazılarını bilin yedir. Her sene peşinde çıkıyor. Koklamayla yani. Çömelerek sanacağım. Sadece koklamayla. Kameraya selamlar. Ne yedin? Kömeni Allah'ın kocayı. Instagram'da fotoğraflarını gördün değil mi Atan? Evet, zenginlik böyle bir şey. Bir masanın boyutuna bakın, bir de pastaları. Bir 5 koyalım mı ona belki? Kardeşim bir sene daha büyüdüğünü ne düşünüyorsun? Eşit olacak eşit, bu herif trafiğe çıkacak yakında. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Hayır, kamerayı işin ehline veriyorum. Yani. Yo bro! Oraya geri versene mi sen? Basit mi? Atan hediyeni vereyim mi? Of! Kolay bir şey o çünkü. Öyle mi? Evet, pandisman yağlıyor. Yağlı kağıda döküyorsun, öyle pişiyor. Sonra yağlı kağıttan döndürerek sarıyorsun. Az önce Yeşim Hanım'ın mutfağını dinlediniz. Haftaya bugün aynı saatte tekrardan sizlerle olmak üzere. Ya bu oyun tamamını yiyor mu?